Cenab-ı Hak sizlere sağlık sıhhat versin diyorum. Sizler alın terinizle yiyen, vücut emeğinizi kullanarak rızkınızı kazanan, zekanızı kullanarak ticaretinizi yapan gönül dostlarımızsınız. Yani evine herkes bir lokmayı götürüyorsa sizin sayenizde, efendim canını çektiğini alıyorsa sizlerin sayesinde. Sizler o pazarlara getirmeseniz biz onları alırız da artık nasıl alırız onu biz fevkalade biliyoruz. Onun için siz bu milletin asli unsurlarısınız. Siz bu milletin mutfağının asli unsurlarısınız. Garip kurabanın, fakir fukaranın, efendim, lokmasının vesikelerisiniz. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Onun için şimdi tabii ben fazla uzatmadan ben öyle millet gibi lafı o tarafa götüreyim, bu tarafa götüreyim de acaba kıyıdan köşeden kolu nasıl atayım diye benim kitabımda yok. Şimdi kulağıma gelen sözleri açık açık söylerim. Siz de bunun ispatını yaparsanız, ağzımdan böyle bir kelam duyduğunuzun ispatını yaparsanız ben her türlü cezaya razıyım. Lakin onu çıkartan her kim çıkarmışsa da efendim yüreğinden atıyorsa sen bana böyle söz söyleyemezsin der. Şerefsiz ve haysiyetsizdir, terbiyesizdir kim çıkarmışsa. Neymiş, ben pazarları kapatacakmışım. Ya hem gücü yetmez insanın hem de böyle bir sözü söyleyecek kadar adam ahmak olmaz. Yani bunu iftirayı çıkartan adamın ağzı konuşuyor, dili dönüyor da zekası yok mu bu? Mal beni yedi desem, mal beni de insanın zekasını çalıştırıyor. 307 desem, efendim, o da daha kuvvetli çalıştığını bilmiyorum. Yani kulağıma bir sürü böyle laflar geliyor. Neymiş? Ve mesela gelirse, efendim, pazarları kapatacakmış. Arkadaşlar, ben daha önce söyledim. Her şeylerden kime rastlarsanız sorun. Gelin sizinle pazarda yarış yapalım. Eğer teraziye attığında 2 kiloyu ayar yapmazsan, sen bu işi bilmiyorsunuz diye. Ben 17-18 yaşıma kadar, 19 yaşıma kadar pazarcılık yaptım. Benim babam sergiciydi. Başkanın köşe başındaki pazarda sergide bizim sergimizdi. Biber, patlıcan, domates, biber, kavun, karpuz, kiraz, üzüm. Yani benim kursağım da pazarcılık ekmeği var. Benim rahmetli babam pazarcıydı. Benim kadar sizi falan filan anlayamaz. Havadan sudan üfürür gider. Size sonra ne yapayım acaba? Birinizden dersini çalışır söyler. Ben bu işin içinden geldim. Geçerde de babamın soğan satma hikayesini sizlere anlattığımı düşünüyorum. Evet. Herkes bilir. Taşma'dan birisine sorup Mehmet Sarı'nın babası ne iş yapıyordu? Hacı değil. Herkesini söyler. Ben ahmak mıyım ya? Neymiş? Mehmet Sarı pazar yerini kapatacakmış. Koca koca adamlardan bana böyle bir şeyler geliyor ve üzüldüm. Hakikaten üzüldüm. Arkadaşlar, bunu biz koskoca deklarasyon kitabımıza koymuşuz. Her tarafta dağıtıyoruz. Demişiz ki, sen pazar yerlerimiz. Bir daha söyleyenlere bunu ağızlarına sokun, yiyorlar mı, yemiyorlar mı, ne yaparsana yapsınlar. Evet. Şerif Çünye Akbilek hattında. Hacılar Meydanı Mahallesi'nde. 2. 3. Dere Mahallede. Yani Vurmalı Minare'nin Vurmalı Minare'nin Vurmalı Minare'nin o köprünün
derenin üstlerinin yarısını kapatmak kaydıyla. 3 tane pazar yeri. Arkadaşlar hatta söyledim. Bak dedim iş yapamıyoruz falan filan işte mevzular olunca. Ben dedim size böyle pazar yeri açıyorum. Sonra yengelerle dövüşürsünüz. Her gün pazara gidiyorsunuz. Arkadaşlar da dediler ki ya olsun da biz can bıra çalışırız. Şimdi pazar yerlerimizin şeklini de haritalar üzerinde de göstermişiz. Nasıl yapacağımızı da göstermişiz. Herkes görsün. Şimdi Mehmet Sarı Belediye Başkanı olursa pazar mı açıyormuş, pazar mı kapatıyormuş? Yani işin doğrusunu bilmesinler, yalanla lak lakılan pazarcı kardeşlerimiz oyalansınlar, biz de aradan nefer alalım. Yok öyle bir dünya. Eğer ben kavli karar edip belediye başkanı olduğumda pazar yerini kapatmayı düşünüyorsam, vallahi orada size söyler. Ben böyle buradaki yere uygunsuz görüyorum ve kapatmayı düşünüyorum diye de söylerim yani. Öyle bir medeni cesaretim var. Yarın yanlış bir adam pozisyonuna düşmedense doğruları söylerim. Benim doğrularım şehrimizde 3 tane daha pazar yeri açmaktır. Yine söylüyorum. Birisi Şehşim Mahallesi'nde, birisi Hacılar Meydanı Mahallesi'nde, birisi de hemen merkeze yakın Dere Mahallesi'nin alt tarafında, yan tarafında, Ruhi Deniz'in alt tarafında. Buna var mı itiraz olan? Soruyoruz yani. Evet bu pazar yeri bizim için uygun değildir derseniz genel kanaat bu doğrultuda olursa Hacılar Meydanı olmasın efendim şurası olsun. Şehşiyu olmasın da burası olsun diye teklifiniz varsa istişare ederiz tabii bak oraya geldiğimizde çoğunluk orayı istiyorsa oraya başarız yani. Söyleten Allah-u Teala icraatı yapacak insanlar. Veya soruyorum şöyle sorayım o zaman. Şu andaki bu bizim 3 tane pazar yerimizi beğeniyor musunuz? Beğeniyoruz. Başkanım pazarı beğeniyoruz şu anda. 3-5-90'ları var ama güzel. Ya burada da 100 liradan 3 tane adam diyor. En azından ya fazla beğendiyseniz alkış tutarsınız. Ya bir şey verirsiniz ya. Yani bu adam bizim için düşünmüş. Yalan söylemiyor, etmiyor. Kitabına da koymuş. Böyle bir zaman sarfiyet etmiş. Yer ayarlamış. Bir emek sarfiyet etmiş. Ben size demiyorum ki, bak size ben böyle pazar yerleri açacağım, oylarınızı bana verin, öyle bir şey de söylemiyorum zaten. Oyunuzu kime verirseniz verirsiniz. Biz yapacaklarımızı anlatıyoruz. Başkanım çok değerli. 5-6 gün nasıl çalışacağız, herkes onun hesabını yapıyor. Yutmam ben onu. Herkes şimdi 6 gün nasıl çalışacağız onu düşünüyor. 20 yıl geriye gittiler. Pazartesi, Mecidüzü, Salı, Ortaköy, Çarşamba, Amasya Pazarı, Perşembe Taşova, Cuma, Hacıköy, Cumartesi, Sulova. Şöyle bir nostalji yaptılar. Acaba o tempoyu kaldırabilir miyiz? Onu düşünüyoruz. Haftada 3 gün kaldıracağını 5-6 gün daha kaldırırız. Lüks olsun yeter. Pembeleştik ama. Evet, bu yapacağımız pazar yerlerini sizlerin seçeceği yetkili kurul üyeli arkadaşlarımızla beraber işte şunun şurası kapanması lazım. Şu tarafında tuvaletinin olması lazım. Umum ortada çeşmesi olması lazım. Evet, üstü barınaklı, korunaklı olması lazım. Güneşten korunması, soğuktan korunması lazım diye de bunları istişare yapıp projenin çizilmesinde evet, bu manada sizden bilgi desteği, bilgi takvimimizi isteyeceğiz. Çünkü bizde icraatlarımızda kitabımızın ilk sayfasına baktığınızda ortak akıl konsepti diyor. Yani her kim hangi işle ilgilenirse ilgilensin, şehrin yapılacak işlerinde uzmanlar söz sahibi olsun. Fikirlerini koysunlar, akıllarını koysunlar ve oradaki havuzdaki biriken bilgiler tartışılsın, istişare edilsin, karar kılınsın
ve imza altına alınsın. Bizim tavrımız bu. Arkadaşlar, biz Amasyalıyız. Yani bu topraklarda doğduk, bu toprakların evladıyız. Doğduğumuzda büyüklerimiz ezan-ı şerifi kulağımıza bu topraklarda okudu. Elhamdülillah. Eğer hak vaki olduğunda vücudumuz elle tutulur halde olursa bu topraklara devredilecek. Elle tutulur olmasa da rahmeti rahmana kavuştuğumuzda bizim selamımız bu minarelere verilecek. Bunun kurtuluşu yok. Geldiğimiz gibi gideceğiz. Yani ezanla geldik, selayla gideceğiz. İman etmişler için bu tabi. Elhamdülillah hepimiz iman sahibiyiz. Hepimizin gideceği, geldiği gibi gideceği noktalar bunlar. Onun için bu topraklarımızın kıymetini bilmemiz lazım. Bu insanlarımızın kıymetini bilmemiz lazım. Fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Yani ağız tadımız aynı, ağıtlarımız aynı, oyunumuz aynı. Hatta cenaze merasimlerimiz, cenaziye söyleyişlerimiz, cenaziye ağlayışlarımız dahi aynı. Birbirimizden hiç farkımız yok. Kimimizin kafasında kasketi, kimimizin kafasında papa, kimimizin ise kafası açık. Ama hepimiz Amasyalıyız. Birbirimizden farkımız yok. İşimize geldiği zaman onun için birbirimizden farkımız yok. Birbirimizi kaybetmememiz lazım. Birbirimizi iyi geçirmemiz lazım. Sizler pazarcı arkadaşlarsınız. Allah gecinden versin. Bir ev hanesi gibi düşünün. Maazallah bir kalp krizi geçirseniz abinizden, kardeşinizden ziyade hemen yakın tezgahtar arkadaşımız, komşumuz sizi kucağına alır. Belki son sözünüzü ona, son vasiyetinizi ona yapacaksınız. Demek ki siz bir ailesiniz. Kardeşinizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan daha yakınsınız. Zaten birbirinizi üzüyorsunuz anlamında demiyorum ama hepimiz ekmek parasına dolanıyoruz. Asla ve asla birbirimizi üzmeyelim. Muhabbetten geri kalmayalım. Sevginin aşamayacağı hiçbir kapının olduğunu düşünmüyorum. Tabii büyükler bunu kendilemiş. Usluyla uslanmayanın hakkı kötektir. Köte de bazen eksik etmemek lazım. O da bir kenarda dursun. Değil mi? Pazara bir soykara tadandı. Geldi gidi arkadaşını rahatsız ediyor. Bunun da canı kötek istiyor herhalde yani. Değil mi? Ondan da kaçınmamamız lazım. Bu da bir işin asli yönlerinden biri değil ama yan unsurlarından birisi.